Çocuğum, güzel çocuğum, gel, ne vardı? Öğretmenim, size bir şey söylemem gerekiyor. Söyle yavrum, neyle ilgili? Erdem'le Ceyhun'un dünkü kavgasıyla ilgili. Ben de oradaydım. Kavgayı kimin sebep olduğunu biliyorum. Ya. İlginç. Leyla. Efendim. Bil bakalım seni kim çağırıyor? Kim? Tahmin et. Ay Kıvılcım, seninle oyun oynayacak vaktim yok. Kim çağırıyormuş? Ayrıca fen sınavına çalışıyorum. Yerinde olsam fen sınavına bu kadar kafamı takmazdım. Neden? Çünkü sınav günü kimin bu okulda olup kimin olmayacağını kim bilir, değil mi? Kıvılcım, ne söyleyeceksen söyle, sıkıldım. Kim çağırıyormuş? Kim olacak? Fitnat Hanım. Ne? Fitnat Hanım mı? Neden? Sanırım dünkü kavga ile ilgili sürpriz bir tanık çıkmış. Ne tanığı? Kıvılcım, yoksa sen... Yoksa ne? Hadi çabuk ol. Fitnat Hanım seni bekliyor. Hadi. Bana bak Kıvılcım. Umarım düşündüğüm şeyi yapmamışsındır. Neyi yapmamıştır? Merak etme Leyla, birazdan öğreneceksin zaten. Ya Kıvılcım çok kötüsün, söz vermiştin. Ya neye söz vermişti? Ne olacak? Seni Fitnat'a şikayet etmeyeceğine. Ne? Yani Fitnat Hoca beni bu yüzden mi çağırdı? Evet, etrafına iyi bak Leyla. Bugün okulda son günün olacak. Ya Kıvılcım, saçmaladığını farkında mısın sen? O zaten ayrıldım işte, daha ne istiyorsun? Bir dakika, bir dakika. Sen Ozan'dan benim için mi ayrıldın? Yapabileceğim başka hiçbir şey yoktu. Kıvılcım da seni Fitnat'a şikayet etmekle tehdit edince. Canım ablacığım benim. Aman çok duygulandım. Bu bölümün adı kardeşin olsun ha? Uyarıyorum, Fitnat Hanım hala sizi bekliyor. Hadi yürüyün. İşte oldu. Çok güzel oldu. Yönetmen miyim neyim? Aha. Gerçeği olana kadar artık bunu idare edeceğiz. Gerçi o günler çok yakında gelecek inşallah, hissediyorum ama. Girin. Ha? Geldin mi bakayım suçlu? Oo, kimler gelmiş? Kardeşini de getirdin demek. Maşallah, Daldon ailesi gibi. Her biriniz ayrı vukuat. Suçlular çetesi. Hocam, Kıvılcım şu ana kadar size ne anlattıysa hiçbiri doğru değil. Leyla kavga falan çıkarmadı. Evet hocam, benim bir suçum yok. Hepsi Ceyhun'un yüzündendi. Yalan öğretmenim, kavga Leyla yüzünden çıktı. Onların kavga etmelerini istedi ve kışkırttı. Okulda terör, bölücülük ve anarşi yaptı. Kıvılcım, utanmıyor musun ya yalan söylemeye? Yeter, kesin artık. Kıvılcımcığım, güzel kızım. O billur sesini, güzel kırtlağını yorma sen daha fazla. Leyla Aykar, okulda kavga çıkartmak sebebiyle seni disiplin kuruluna sevk ediyorum. Karar. Ama hocam... Sus, konuşma. Artık disiplin kurulunda söylersin ne söyleyeceksen. Gerçi Aslı Hanım'ın biricik kızı Kıvılcım'ın sözüne karşı senin sözüne kimin alınacaktı artık? Ya ne yapacağım ben şimdi? Bir de amcamın yüzüne nasıl bakacağım? Ya tamam Leyla, sakin ol. Hemen pes etme öyle. İyi de Fitnat Hoca'yı duydun. Kıvılcım varken sana inanmayız dedi açıkça. Disiplin kurulu sadece formalite. Peki ya biri Kıvılcım'ı yalan söylemesini engellerse? Kim? Yok. Selena. Hadi hemen gidip Nazlı'yı bulalım. Nazlıcığım. Hemen bizimle gelmen lazım. Ne oldu? Hemen Selena'yı çağırmamız gerekiyor. Ama ders başlıyor, sınavımız da var. Bakın öğretmenimiz de geliyor. Bu bize zaman kazandırır. Hadi hadi. Selena. Selena, Selena. Merhaba kızlar. Selena, yardımına ihtiyacımız var. Çok önemli. Ne oldu bu kadar önemli? Nazlıcığım, hadi sen sınıfına git artık. Evet, umarım geç kalmamışsındır. Merak etmeyin, ben şunu sınıftayım. Bulaşık altından. Evet, ne oldu? Selena, Fitnat Hoca beni disipline verdi. Okuldan atacakmış. Niye? Ya hep Kıvılcım yüzünden. Yine ne yaptı? Ya, dün biz Erdem'le konuşurken Ceyhun denen çocuk geldi. Kavga çıkardı durduk yere.
Fitnat Hoca geldi sonra. Ne oldu diye sorunca da Ceyhun hepsi Leyla'nın yüzünden oldu dedi. İnanmıyorum. Erdem de beni savundu tabii ama Fitnat Hoca ikna olmadı. Hayır, daha doğrusu eğer bir kişi daha kavga senin yüzünden çıktı derse seni okuldan atacağım dedi değil mi? Evet. Ve o kişi de Kıvılcım. Üstelik Kıvılcım beni tehdit etti. Eğer Ozan'dan ayrılmazsan gider Leyla aleyhine yalan şahitlik yaparım dedi. Sizin de beni korumak için Ozan'dan ayrıldı. Ama Kıvılcım yine de bizi şikayet etti. Anlaşıldı. Kızlar, Kıvılcım yine kötülüğün sınırlarını aşmış. Peki şimdi ne yapacağız Selena? Disiplin kurulu birazdan toplanacak. Siz merak etmeyin kızlar. Ben Kıvılcım'a yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu göstereceğim. Siz sadece gidin ve izleyin, tamam mı? Yani kavganın senin yüzünden değil, Ceyhun'un yüzünden çıktığını söylüyorsun öyle mi? Evet, biz Erdem'le konuşurken geldi ve sataştı bize. Canım, ben suçluyum diyecek hali yok ya, inkar ediyor işte. Hem bir tanığımız daha var. Evet, Kıvılcım. Olaydaki tek tanık o. Önemli olan onun söyledikleri. Elbette, çağırın Kıvılcım'ı. Kıvılcım, içeri lütfen. Kıvılcım, gel güzel çocuğum. Dün neler oldu, anlat bakalım. Öncelikle kuzenim Leyla'nın dünkü yaptıklarından dolayı ne kadar üzüntülü olduğumu belirtmek isterim. Yalan söyleme Kıvılcım. Leyla hiçbir şey yapmadı. Ama öğretmenim, ben bu şartlar altında nasıl adaletle ışık tutabilirim? İyi mi ya? Selin, sus bakayım. Atarım vallahi dışarı ha. Sakin ol Selin'ciğim, ben halledeceğim, merak etme. Devam et Kıvılcım, anlat çocuğum. Hocam, dün sabah koridorda ders çalışıyordum. Teneffüslerde boş boş oturmak yerine ben genelde ders çalışırım da. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar çalışkan bir öğrenci. Bunun babası da böyledir. Çalışır çalışır, haldır haldır haldır. Okula yardımda bulunur. Evet, devam et çocuğum. Sonra bir baktım, Leyla Erdem'i köşeye çekmiş, fısır fısır bir şeyler söylüyordu. Ne söylüyordu? Ne söyleyecek hocam? Sen Ceyhun'u dövemezsin, Ceyhun senden daha güçlü diye gaz veriyordu çocuğa. Duydunuz mu? Kışkırtmış, resmen kışkırtmış. Kışkırtıcı. Hayır öğretmenim, öyle bir şey demedim. Tuz bakayım sen. Devam et Kıvılcımcığım. Dayanamadım, Leyla'nın yanına gittim. Bak Leyla dedim, bu yaptığın çok kötü bir şey dedim. Arkadaşlarını birbirine düşüreceğine neden dünya barışı için çabalamıyorsun dedim. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar akıllı bir öğrenci. Sonra bana sana ne be dedi. Ve Ceyhun'un yanına gitti. Ceyhun'a da sanırsam sen Erdem'i dövemezsin dedi. Bu kadar yeter ama. Ne yapacaksın, doğruyu söyletme sihir mi? Hayır ama merak etme, sonunda mutlaka doğruyu söylemek zorunda kalacak. Sesime ne oldu? Kıvılcım, neden öyle konuşuyorsun? Vallahi bilmiyorum öğretmenim, sesime bir şey oldu. Resmen detone oldu çocuk. Ne oldu evladım, buraya gelmeden evvel helyum mu yuttu? Bilmiyorum hocam, bana yardım edin. Ben insan içine böyle nasıl çıkarım? Vallahi çıkamazsın Kıvılcım, doğruya doğru. Rezil rüsva olursun. Hocam, ben sesimi geri istiyorum, bana ne ya? Sesinin icabına sonra bakarız evladım. Sen önce ifadeyi tamamlasaydın. Bak ne güzel tatlı tatlı anlatıyordun değil mi? Sonra bir baktım, Leyla Erdem ve Ceyhun'u iyice kavga ettirmeye çalışıyordu. Böyle arada vur vur, ağzına ağzına vur diyordu. Kıvılcım. Ay, senin burnun böyle fasulye sırığı gibi miydi evladım? Daha evvel çıvak etmemişim ben. Burnum, hocam burnuma ne oldu? Ne olacak Kıvılcım? İşte tipik bir burnuna bak, burnu çıkmış dünya tırna makası. Ay. Nedense bana bu durum Pinokyo'yu hatırlattı Kıvılcım. Ne yani? Ben yalan söylediğim için mi böyle oldum? Bilmem. Masal da öyle diyordu. Ya tamam. Vallahi yalan söylemeyeceğim. Ama burnumdan sesim de güzelsin artık. Tamam. Leyla'nın hiçbir suçu yok. Evet. Sırf Leyla'yı okuldan attırmak için yalan işaretçi yaptım. Evladım Kıvılcımcığım, neler söylüyorsun sen? Ne güzel anlatıyordun. Ne diyorsun? Yalan söylüyordum ben senin. Ceyhun'u dolduruşa getiren de bendim. Ozan'la Selin'in ayrılmasını isteyen de. Ama ne olur burnum düzelsin artık. Düzeldi. Burnum. Demek yalan söylüyordun. O zaman yani Leyla suçsuzmuş. Ama sesim de düzelsin. Sesim de düzeldi. Hem burnum hem sesim düzeldi. Yaşasın. Şu durumda
Leyla'nın suçsuzluğu anlaşıldı değil mi Fikret Hanım? Öyle olsun. Hadi bakalım. Bu sefer de deli yetersizliğinden yıttın. Ama bir dahakini affetmem ona göre. Peki Kıvılcım'a ne ceza vereceğiz? Ne cezası bırak beyciğim. Sırf birazcık hayal gücü gelişti diye hap kadar çocuğa ceza mı verilir? Evet Fikret Hanım haklı. Sus sen, ezikme. Bence en iyisi ona yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatalım. Hocam siz bir yerde anlatırsınız bana. Kızlar, sizce bu kadarı Kıvılcım'a ders olmuş mudur? Kesinlikle.